Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen İzmit Körfezi Doğu Baseni dip çamurunun temizlenmesi, susuzlaştırılması ve bertaraf hizmeti projesi kapsamında İzmit Körfezi'nin doğu yakasından başlayarak dip çamur temizliği yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca bütçesi onaylanan proje kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun temizlenmesi için başlatılan şantiye kurulumu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, denetim çalışmaları yürüttükleri İzmit Körfezi'ni TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile bilimsel olarak takip ettiklerini ve bir takım farkındalık faaliyetlerini hayata geçirdiklerini söyledi. Tabii bu bir takım çevresel sorunlara da sebep olduğu için biz bunu 2016 yılında TÜBİTAK MAM'la bir çalışma başlattık ve TÜBİTAK MAM'la buradaki çamur miktarını ve çamurun özelliklerini belirledik. Yine sonrasında 2021 yılında İstanbul Üniversitesi ile beraber bir çalışma yaptık. Yani hem TÜBİTAK MAM'la hem de İstanbul Üniversitesi ile birer fizibilite raporu hazırlattık. Bu fizibilite raporuna göre şu anda işte konumlandığımız alan 468 hektarlık bir alanda 15 metre derinliğe kadar yaklaşık 8 milyon ton bir çamurdan bahsedebiliriz. Böyle bir çamur varlığı söz konusu ve bu çamurun buradan alınmasıyla ilgili bir karar verilmesi gerekiyordu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca bu kararla ilgili olarak Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, ki o bizim projemizin ortağı, bir görüşüldü ve birlikte bu projenin yapılması kararı verildi.